Привет, друзья! Меня зовут Анастасия Пикташ, и я, как всегда, рада вас приветствовать на канале «Турецкий язык с нуля». Сегодня мы будем проводить урок без номера, потому что посвятим его практике. У нас в гостях замечательная гостья, моя турецкая подруга Элиф. Мерва. Она нам сегодня поможет заняться аудированием. Дело в том, что мы выучили уже довольно много тем, но пока еще не приводили наши знания в практику. То есть сегодня мы будем просто слушать текст и будем пытаться понять, о чем идет речь. Перевод и турецкий текст вы можете найти в описании под видео. Итак, мы познакомимся сегодня с нашей гостьей. Элиф, мераба. Мераба. Хош келдин. Хош булдук. Насылсын? Тешеккюр эдерим, ийим. Сай насылсын? Бен дейим, тешеккюр эдерим. Önceлікле сана дерсиме катылдыйын үчүн чок тешеккюр эдиорум. Бан тешеккюр эдерим. Senin yardım aslında çok önemli çünkü benim Türkçem ne kadar iyi olursa olsun yine de bir Türk kadar olamaz. Bence gayet iyi bir Türkçem var. Teşekkür ederim canım. Tamam, şimdi bizim öğrencilerimiz Türkçeyi yeni öğrenmeye başladılar aslında. Onun için konuşmamız yavaş bir şekilde olmalı. Bir de mümkün olduğu kadar kolay cümle kuralım, olur mu? Tamam. Şimdi senden bir ricam var. İki kısa bir hikayeni bize anlatır mısın? Tabii ki. Biz de seni dikkatlice dinleyelim, tamam mı? Sen mesela genellikle hafta sonları ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun bakalım? Ya da nasıl sorayım? Türkiye'de insanlar genellikle hafta sonları nasıl geçirirler? Ben özellikle Türkiye'de insanların hafta sonlarını nasıl geçirdikleri hakkında bilgi vermek istiyorum kısaca. Öncelikle güne güzel bir kahvaltıyla başlarlar. Çünkü Türk kültüründe kahvaltı en önemli öğünlerden birisi. Aynen öyle. Özellikle çay bizim vazgeçilmezlerimiz arasında. Çay, yanına mutlaka bir yumurta, peynir, zeytin. Bu tamamen aslında Avrupa kültüründen bambaşka bir kültür. Biz uzun uzun sohbet ederek kahvaltı yapmayı çok severiz. Bunun dışında eğer güneşli bir hava varsa Türkler özellikle sahil yolunda yürümeyi, çünkü biliyorsunuz Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yer ve çok güzel bir ülke. Yürüyüş yapmak, tabii ki. Piknik yapmak, mangal yapmak, bunlar Türklerin sevdiği şeyler arasında. Ya da özellikle çocukları sahil yoluna götürüp onlara bisiklet bindirmek, bisiklete binmek, bunlar güzel bir aktivite. Bunun dışında eğer hava kötüyse yine alışveriş merkezleri en çok Türklerin gittiği alanlar kapalı arasında. Yerler, kapalı yerler, en çok yer alan yerler. Bunun içerisinde sinemaya gitmek ya da çocuklarla birlikte güzel vakit geçirebileceğimiz aktivite alanlarına gitmek, alışveriş yapmak. Genelde Türkler hafta sonlarını bu şekilde değerlendiriyorlar. Ya da şöyle de olabilir, bir sohbet grubu içerisinde arkadaşlarımızla birlikte bir kafeye gitmek, restorana gitmek, güzel bir yerde hoş bir sohbetle birlikte kahve içmek, çay içmek, yemek yemek güzel bir hafta sonu aktivitesi. Süper, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir de ikinci hikayeyi duymak istiyoruz. Biz Marmaris'te tanıştık ya. İyi ki tanıştık. Turist, evet, iyi ki. Minsin'i çok seviyorum. Canım. Bu turistik güzellikçiliği anlatır mısın? Mesela nerede bulunur, orada hava nasıl, neler gezilir, Marmaris'te neler meşhurdur, ne yapılır orada gibi bir hikaye duymak tabii istiyoruz. Tabii ki kısaca bir bilgi vermek isterim. Özellikle kendim de yaklaşık 3 sene kadar Marmaris'te yaşadım ve orada çalıştım ben de. Anastasya'da da zaten orada arkadaş olduk. Dedim. Marmaris, Türkiye'nin Ege bölgesine bağlı Muğla'nın bir ilçesi. En güzel ilçelerinden de bir tanesi. Özellikle insanların Ege'nin incisi demesinin nedeni de bu olsa gerek. Aynen. Çok güzel bir yer. Özellikle deniz turizmi açısından insanların en çok tercih ettiği yerler arasında turistik bölge olarak. Bu yüzden Rusya'dan, İskandinav ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden ve Arap Emirlikleri ülkelerinden çok fazla turist alan bir yer. Ama Türkler de Marmaris'i çok seviyorlar. Tabii ki Türkler de özellikle çok seviyorlar Marmaris'i. Çok güzel bir yürüyüş parkuru olan ağaçlıklar içerisinde. Zaten özellikle Marmaris'i tanımlarken insanlar mavi ve yeşilin buluştuğu yer olarak bahsederler. Çam ağaçları. Marmaris'in havası ve bambaşka. Yemyeşil. Tam deniz yanından başlayan upuzun kilometrelerce süren bir yürüyüş parkuru. Bunun dışında zaten özellikle denizi çok berrak. Özellikle insanlar yatlarla açılarak çok güzel tekne gezileri yapıyorlar. Evet. Bu çok güzel bir aktivite arasında. Ve insanlar özellikle yabancı turistlerin en sevdiği bölgeler arasında bir de sanırım Baylar Sokağı var. Çok farklı tarzlarda müzik yapan birçok bar var. Ve bunlar artık kendilerini geliştirerek bazı sanatçıları konuk etmeye de başladılar.
Bunun dışında çok güzel bir kapalı çarşımız var. İçerisinde Türk kültürüne ait lokum, çerezler, baharatlar. Bunun yanında işte Türk kahvesi yapabilecekleri cezveler. Evet. Birçok satın alıp insanlara hediye edebilecekleri şeyler de bulunmakta. Ama Marmaris'te tarihli de yer var. Evet, aslında küçük bir kalesi var. Ve aslında insanlar eğer Marmaris'ten başka yerlere gitmek isterlerse de tam orta noktada bulunduğu için özellikle Fethiye, Ölüdeniz kısmına ya da Bodrum Kalesi'ne özellikle gidebilirler. Bunun dışında günlük yapılan safari turlar da var. Özellikle ellerinde su tabancalarıyla turistlerin çok ilgisini çekmekte. Bunun dışında Kız Kumu, uzun bir deniz içerisinde yürüyen bir parkur var. Güzel yerler. Yani kısaca özetlemek gerekirse eğer hem genç, hem yaşlı, hem Türk, hem yabancı bütün insanların ilgisini çekebilecek gözde turistik yerlerden biri. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Harika olmuş bence. Teşekkürler. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim. Sanırım videomu takip eden öğrenciler için bu konuşma gerçekten faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir daha gelirsin bize, çok seviniriz. Ben de çok mutlu oldum. İnşallah tekrar görüşürüz. Güle güle.